bakalım şöyle. Koyduğumuz yeni çıtaları, onu görüyor musunuz? Kabartmaya başlamış. E, 2017'de Genç Çiftçi Projesi'nden aldık bu arılarımızı. Eşimi ben biraz baskı yaptım. O zamanlarda seramik sektöründe çalışıyordu, ayrıldı. Bu hibe olayını duymuştum. Ben de eve nasıl destek olabilirim, ek geliri getirebilirim diye düşünürken eşime biraz baskı yaptım. Biz de alalım, biz de hani şey yapalım diye. O şekilde başvurduk. Ondan sonra çıktı. Onun öncesinde de ben kursa gitmiştim, halk eğitime. Devlet bize 40 kovan verdi. Biz de bunu geliştirdik kendi çapımızda. 50 oldu, sonra 60 oldu. Bu şekilde devam ettik, yükselttik. Bu yıl 4. yılımız. Bu yıl biraz da arı satmaya başladık ek gelir olarak. Polen satıyoruz, balımızı satıyoruz. Yani eşim bu konuda benim çok destekçim oldu. Teşekkür ederim. Oğlum görebiliyor musunuz mesela? Bakın şurada bak parlaklık var şu alanda. O yeni gelen bal. Şu an işliyor arı o balı. Bu sezonun ilk balı, ilk akımı yavaş yavaş başladı şu an için. Doldurduğu yerleri de arı kapatarak, sırlayarak mühürlüyor. Parlaklığı görebiliyor musunuz? Şu an balın geldiği, arı şu an balı işliyor. Biz eşimin tavsiyesi yani baskısı diyeyim veya nacizane güzel bir isteğiyle başladık bu işe. 4 yıldır da devam ettiriyoruz. İlk önce bal satıyorduk. Bal, polen derken propolis. Şimdi de arı satımıyla da yükselmeye başladık. Gün geçtikçe portföyümüzü yükseltiyoruz. Gün geçtikçe kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Bayan girdiği için bu sektöre daha güven verdiğimizi düşünüyoruz. Şu kısımdaki beyazlama bizim kovana bal girişinin olduğunu ve stoklamaya başladığının ibaresi. Izgara mı? Bu ızgara. Bu ızgaranın koyma sebebi anne arının yukarı çıkıp yukarı yumurta atmaması için. Anne arımız kraliçe dedikleri arı. Bütün kovanın işlevini sağlayan arı. Taze polenlerimiz. Sıra hafta sonu geliyoruz. Arılara yardım ediyoruz babama, anneme. Polen topluyoruz, körük tutuyoruz. Polenlere bakıyoruz, arılara bakıyoruz. Bazen başka bir arılara biz bakıyoruz.